Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Bugün şeftali bahçesine geldik. Artık şeftalilerimizin hasat zamanı. Hasada başlandı. Kontrollere devam ediyoruz. Size şeftalide kırmızı örümcek zararlısını göstermek için bu videoyu çektik. Evet, şurada. Evet, aynı daha önceki videomda patlıcanda, hıyarda vermiş olduğu zarar şekli aynı. Bu şekilde. Yaprağın altı kısmını çevirdiğimizde yoğun bir kırmızı örümcek popülasyonu bizi bekliyor. Evet Yusuf. Bu şekilde kontrollere aynen devam. Aynen öyle. Evet, şu dalda ağırlıklı olarak var abi. Yok, genel olarak yani orada çok zarar vermiş olabilir ama mesela şurada ağırlıklı bakıyorsun olarak, bir şey yok gibi, yapan altına bakalım. Yani burada da kırmızı örümcek zararlısı var. Ama orası biraz fazla yoğun, evet. Meyveler bazıları bayağı bir kalibreli, bazıları ufak. Zaten hasat yaparken ona göre seçip numaralandırıp ona göre satıcıya sunuluyor. Yaprakların genel durumu iyi. Yani bir izelemet ya da azot, fosfor, potasyum noksanlığını göremedik. Belki zaten hasatın sonuna geldik, yani az kaldı. Üçüncü elden beri toplanıyor burası. Devam edelim Yusuf. Bazı yapraklarda, aşağı taraflarda yaprak denen. Evet, yaprak denen. Aynen. Hastalığını da gördük. Şu şekilde. Bu da yaprak denen. Bakın. Evet kardeşim, yaprak denen hastalığı. Buna da yaprak denen hastalığı diyorlar. Bazıları olmuş, bazıları olacak. Kademeli bir hasat var bu bahçede. Öyle olması gerekiyor zaten. Şimdi bir de şu var. Çok toz olan yerlerde kırmızı örümcek daha çok oluyor. Yani şurası bir yol. Muhtemelen şu hatta daha çok kırmızı örümcek vardır diye tahmin ediyorum. Ki öyle zaten, yani burada kırmızı örümcek var yani bu bölgede. Yani ne hikmetse tuzu daha çok seviyor kırmızı örümcek. Zamanınızı ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Dediğim şey buydu. Ya bu şekilde işte zararları var. Herkese iyi seyirler.